1990'larda yoğun bir baskı vardı ama 1990'larda müthiş bir umut da vardı. Bugünle karşılaştırdığımızda da zaten bizi bugünlere getiren şey 1990'larda toplumun taşıdığı umuttu aslında. Çok büyük bir umutla geliyordu toplum. O umut bizi buraya getirdi. Binlerce köyün yakılmasına, binlerce insanın faili meçhul cinayete kurban gitmesine, yüz binlerce insanın tutuklanıp cezaevine girmesine, cezalandırmayla tehdit edilmesine tanıklık zor bir süreç tabii baştan bakıldığında. Geriye dönüp baktığımda bazen işte hafızam silinse daha mı iyi olur diye düşündüğüm oluyor tabii. Yani birçok dostumu da kaybettim, yakın arkadaşlarımı da kaybettim. Cesetlerini teşhis ettim. Cenazelerine katıldım. Ne bileyim yani yakınlarına haber vermek durumuyla karşı karşıya kaldım. Avukatını yaptığım kişilerin bir süre sonra morgda cesedini teşhis etmeyle ya da taziyesine gitmeyle karşılaştığımızda zaten onların bütünü sizden bir şey götürüyor. Her olay başlı başına ayrı bir acıyla sizi nasıl söylesem hırpalıyor, yıpratıyor, götürüyor. Ama bir yandan da o kaybettiklerinizin anasına saygıyı da geliştiriyorsunuz. Dönüp dolaşıp diyorsunuz ki ya bakın bu yolda mücadele ederek bu insanlar can verdi. Ben bunların anısına saygı göstermeliyim. Bunların anısına en azından saygıdan durduğum yeri korumalıyım. Öyle bir bakış açısı var. Son derece de zor ama geriye baktığımda acaba gitmek mi, kalmak mı daha zor, kalan için mi daha hayat zor diye düşündüğümde mutlaka kalan için hayat daha zordur. Ama bu zorluk gidenlerin yarattığı umudu, yarattığı değeri yaşatarak bizi, hepimizi daha önemli ölçüde güçlü de kılıyor aynı zamanda. Evet. Biliyorsunuz ya 12 Eylül döneminden sonra sadece antidemokratik faşizan bir anayasa kabul edilmedi tabii. Onun yasal zemini de hazırlandı. Bunlardan biri de 2932 sayılı Türkçe dışında dillerin yasaklanmasına ilişkin bir kanundu. Bu kanun Kürtçe'ye isim vererek yasaklamıyordu açıkçası. Zaten Türkiye'de Kürtlere ilişkin haklar isim vererek yasaklanmıyor. Bir formülasyonu var. Bu konuda çok mahir ve becerikliler. Şunu demişti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanıdığı devletlerin birinci resmi dili dışında kalan dillerle konuşmak yasak demişti. Kürtçe'yi yasaklayan bu yasaya karşı 1990 yılında İHA'da Genel Kurulu'na giderken Diyarbakır delegasyonu olarak içimizden birimizin Kürtçe konuşmasına karar verdik. Vedat abi ben konuşacağım dedi. Biz Ankara'ya gittik. Vedat abi Kürtçe'ye çıktığında biz biliyorduk ama kimseye de yaymadık. Özellikle bazı kişiler bunun kendisine söylendiğini söylüyor ama o gerçeği yansıtmıyor. Biz Vedat abinin Kürtçe konuşacağını kendi delegasyonumuz dışında hiç kimseye söylemiyor. Çünkü nedeni şu. Kürtçe'ye çıkıncaya kadar gözaltına alınmasın yani. O Kürtçe'ye gözaltına alınmadan çıkıp o konuşmayı yapsın istedik. Vedat abi kürsüye çıktığında Kürtçe konuşmaya başladı. Divan Başkanı Halit Çelenk'ti. Vedat Bey Türkçe konuşun biz de anlayın gibi müdahalede bulundu. Vedat abi de Kürtçe olarak açıkça hiç Türkçe konuşmaksızın benim dilim yasaklı dedi. Ben bunu protesto için konuşuyorum. Anlamayanlar varsa salonda çok sayıda Kürtçe bilen arkadaşım var. O arkadaşlarımızdan biri tercümanlık yapabilirdi. O zaman salondan Ahmet Zeki Okçuoğlu çıktı. Tercümanlık yapacağım diyor ama buna rağmen Divan Başkanı biz kongreye ara veriyoruz diye. Orada işte o söz çok şeydi. Biz hepimiz Vedat abi ne yapacak acaba merakla beklerken döndü divan başkanı. Dedi ki tanku topu oynatırsın, gaj dugotun eteptirsin bizi. Böyle diyerek Kürtçe konuşmaya devam etti. Kürtçe konuşmasını yaptı. Tercüme eden arkadaş Ahmet Zeki Orçoğlu da tercüme etti tümünü. Sonra salona çıkarken ikisi de gözaltına alındı. Durumu protesto eden o dönem hep il başkanı olan Mustafa Özer de gözaltına alındı. Sonra tutuklandılar. Duruşmada devam etti Kürtçe konuşmaya ve mahkeme ifade almaksızın yani savunma tespit etmek için tahliye etmek zorunda kaldı. Çünkü kamuoyunda çok olumlu bir etki yarattı. Zaten birkaç ay sonra da 91 Nisan'da da yasa yürürlükten kaldırıldı. Yasa yürürlükten kaldırılmasında Vedat abinin bu eylemi ve bu eylemin yarattığı hava, duruşmadaki tavrı son derece etkili oldu. O açıdan diyorum mesela. İki şey söylemiştim. İkincisi 5 Temmuz günü, daha önce işte 1 Temmuz günü Bismillah bir yürüyüş yapmıştı. Kimyasal silah kullandığı iddiası vardı yine bir operasyonda. 1991. Bir protesto yürüyüşünde çok sayıda kişi, 31 kişi tutuklanmıştı. Ben de avukatlarıydım. Cezaevine gitmiştim. O cuma günüydü. Cezaevinden dönüştü. Ben o zaman Bismillah avukatlık yapıyordum. Bir avukat arkadaşımın bürosuna geldi. Ben o dönem İHA'da yöneticisiydim. Hatip Dicle İHA'da şube başkanıydı. İHA'da da bombalanmıştı yakın zamanda binası.
biz de yeni bir yer tutacaktık. Hatta bana yarın gel toplanalım diye, toplantı yapalım diye konuşmuştuk. Vedat abi o sıra geldi. Kalabalık gruptu. Halatır sorduk, konuştuk. Hatta şehir dışına gelen bir ortak arkadaşımız vardı. Kendisi görmek istediğini ilettim. Yarın geldiğinde ayarla görüşelim dedi. Hatta öyle de sözleştik. Sonra izin istedim. Bismillah gideceğimi söyledim. Arabam var mı dedi. Var dedim. Yol arkadaşım var mı? O da var dedim. Sakın yolda kimseyi aracına alma dedi. Bu ara ortalık tekin değil dedi. Başına bir şey gelmesin dedi. Saat sanırım 18 gibi ayrıldım. Vedat abi 23 gibi aldım. Yani 5 saat sonra gözaltı kaçırıldı. Kaçırılmadan 5 saat önce sarıldık, ayrıldık. Ceset bulunduktan sonra biz şeye, işte madene gittiğimizde de ailesi teşhis etmesin dedik ama o bütün bedenine yapılan işkenceler, o vahşeti ne yazık ki hepimiz gözlemleyip kimliği biz teşhis ettik. Yani cesedimiz dostları, arkadaşları olarak biz tespit ettik. Bu en korkunç anlardan biriydi. Sonrasında onun anısına yazılan bir kitaba yazarken çok zorluk çekmiştim. Yani birkaç gün yazamamıştım bunu. Kitap yayınlandı. Vedat Aydın ismiyle yayınlandı. Kürtçe olarak yayınlandı kitap. O kitapta var. Yani Vedat Aydın dostları kendisini anlatıyor. O kısmı da var. Böyle bu tür bir tanıklık çok ağır bir tanıklıktır. Ama bunun dışında bir başka tanıklığı söyleyebilirim. Şerif Afşar JITEM tarafından kaçırılmıştı. Yine 94 yılındaydı. Şerif benim çocukluk arkadaşımdı. Ve ben adliyede hafta sonu bir ifadede bulunuyordum. Nöbetçi savcının telsizi işledi. Devlet hastanesinden polisler arıyordu onlara. Yani nöbetçi savcı ifade alıyordu. Bir müvekkilin ifadesi neydik. Buraya kimliksiz bir ceset getirildi. 30 yaşında bir erkek cesedi dendi. Kim olabilir dedi. Şerif Afşar adlı şahsa ait olabileceği söyleniyor dedi. Bir yandan telsizde duyuyorsunuz. Çocukluk arkadaşınız 15 gündür kayıp, kaçırılmış ve ölüm haberini ilk telsizden, o telsizin soğuk sesinden duyuyorsun, savcının telsizinden. Korkunç bir andı tabii. Ben savcıya evet doğru kayıp dedim. Çünkü 1990 yılında bir başka kimlik altında bir Roma gelmişti. Çok kuşkulanmıştım, tedirgin etmişti beni. Aslında benden yardım istemişti, ben de reddettim onu. Hep böyle kafamı kurcalamıştı gelen kişi tedirgindi. Ama asıl tehdidi 1992'de fiilen, yani çok kıl payı ölümden kurtularak söyleyeyim. Bismillah sınırında bir çatışma, daha doğrusu daha çok infaz diyelim olmuştu. 33 gerilla 5'te köylü, köylüler infaz edilmiş. Hatta ben İHA'da yöneticiydim, köye gitmiştik raporlama çalışması için. Dönüşte gözaltına alındım, tepe yakınlarında. O dönem Diyarbakır Alay Komutanı İsmet Yedi Yıldız'dı. Bu işitenin meşhur bilinen komutanlarından, kurucularından biriydi. Ve zaten İsmet Yıldız'ın Diyarbakır'a jandarma bölge komutanı, jandarma komutanı olmasından sonra faili meşhur cinayetler daha çok artmıştı. Bizi bir yerde yüzlü koyun yatırırlar tarla hepimizi. Kimliğim tespit edilince bildirmişler falan diye. Araç sürücüsü olan arkadaşım onları işte albayın bulunduğu yere, biz albayın orada olduğunu bilmiyorum tabii. Oraya bir anons geldi dedi arkadaşım. Dediler ki burada bir avukat var, ne yapalım diye. Biz Bismillah o zaman 5 avukattık. İkimiz Bismillah'ydik, 3'ü yabancıydı. Hatta gözlüklü mü, gözlüksüz mü diye sordu onu. Gözlüklü deyince derede işini bitirin dediğini. Küfür ederek hatta. Sonra beni bağlayıp götürdüler. Kadınları ayrı koymuşlardı. Ben kadınlara dönünce, kadınlar beni görünce ağladılar. Yani bir şey olacağını hissettiler. Ben dönüp gülümsedim. Aklıma gelmedi aslında. Hani beni niye öldürsünler götürüp derede diye düşünüyorsunuz falan diye. Avukatım, İnsan Hakları Derneği'nde yöneticiyim. Bir raporlama çalışması için gitmişim. Dönünce bu başıma geliyor falan diye. Sonra bir anons daha geliyor. Diyorlar ki olay yerine Orhan Doğan'la Leyla Zana ve bir yabancı İngiliz parlamenter geliyor. Ne yapalım diye. Onları tutun diyorlar. Engelleyin. Bölge valiliğinden izin almışlar diyor. Onları oyalayın diyor. Diğer tarafa da anons geçerek avukatı diyor gözaltı yapın. Öyle çok sınırda bir an. Yani belki yarım saat sonra gecikme olsa infaz edecekler. Başka bir şey olacak. Gözaltına alınmıştım. İki gün gözaltından sonra DGM'ye sevk edilmiştim. Sonra bırakıldım. Yargılandım. Bir dava açtılar aleyhine. O ayrı bir süreç ama hani gördüğümüz işkence vesaire başka şeyler. Herkesin gördüğü o dönemde herkesin başına gelen şeylerdi. Ama hani ölüm tehdidi anlamında bu iki ciddi olayı söyleyebilirim. Yani bu ikisinde de ölümden kıl payı kurtulduğumu sanıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında kendi egemenlik sistemine itiraz eden her Kürt'ü cezalandırıyor bir kez. Onu yok sayıyor. Yani reddediyor. Asıl aslında tartıştığı şey kanunda yazılı tipe uygun bir eylem işlediği için değil. Kişiler onun için yargılanmıyor. Sizin bu egemenlik sistemine yönelttiğiniz itiraz cezalandırmak istemiyor. Yani diyorsanız ki Kürtlere statü istiyorum diyorsunuz. Siz haksız bir şekilde bizim üzerimizde bir egemenlik kurmuşsunuz ve bu egemenliğin bu şekilde sürdürülmesini istememiştir. Ne yapıyorum o zaman? Egemenliği yeniden tanımlamak gerekiyor. Benim bu iktidara ve egemenliğe ortak olmam gerekiyor. Bunun için de benim statümün olması gerekiyor. Bunun dışında işte dilimle ana dilimle eğitim görmek istiyorum. Kendi toprağımdaki yerlere kendim ismimi vermek istiyorum. Yerel yönetimde kendim iktidar olmak istiyorum ve kendimi yönetmek istiyorum. Yöneticimi seçmek istiyorum. Baştan belli ölçüde bir kaderini tayin etme, belirleme talebi ile karşı karşıya kaldığında bu talep cezalandırıyor. Başı başına bu talep cezalandırıyor. Yani bunun için sizin bir eylem yapmanıza gerek yok zaten. Devlet bunu cezalandırıyor. Buna yıllardır tanıklık etmiş, yargılama süreçlerinde bunu görmüş ve bu sonuca varmış biri olarak elbette buna yöneteceğim itirazın da cezalandırma tehdidi kalabileceğini biliyorum. Onun farkındayım. Ama hiçbirimiz rahat yataklarımızda uyuyarak geleceğe, gelecek kuşaklara, çocuklarımıza daha demokratik, daha özgür bir gelecek sağlama şansına sahip değiliz. Bu açıdan bakımda yurt dışı ve sürgün meselesini onu düşünmedim. Yani kendi topraklarım dışında bir yerde yaşamayı asla tercih ettiğim bir mesele değil. Onu daha önce de bir ceza aldım, sonra bozuldu ama o dönemde de söylemiştim. Bir yere gitmeyeceğimi söylemiştim. Terk etmeyeceğimi söylemiştim. Hala o kararlılıktayım. Yani bir yere gitmeme ve kalma kararlılığındayım. Ama hiç kimse özgürlüğünün kısıtlanmasını istemez tabii. Arzulamaz. Hoş bir şey değil tabii. Birçok insan yıllardır cezaevinde çok sayıda müvekkili olan, cezaevi hayatının bir parçası haline gelen biri olarak söylüyor. Hoş bir şey değil. Ama salt cezalandırma tehdidi var. Hapishane kötü, özgürlüğünün kısıtlanması kötü diye inandığım şeyleri söylemekten ve savunmaktan vazgeçmem de. Bu ayrı ikisi. Onu birlikte birlikte söylemek gerekiyor. Ama bizim asıl mücadelemiz aslında insanlar bunu talep etti, fikirlerini ileri sürdü ve yeni bir değişimi, yeni bir dönüşümü, bir hak talebini ileri sürdü diye cezalandırılmasın, bunun cezalandırılmasını sağlayan sistem dönüşsün diye bir mücadelede yürütüyoruz aynı zamanda. O açıdan bakıldığında aslında ikisi bir arada. Cezalandırmamak, hapse düşmemek ve yurt dışında nasıl söyleyeyim, sürgünde yaşamamak adına da, yaşama riskini görmeme adına da bir mücadele sürdüreceğiz. Uzun sürede yani sanırım DEP'ten sonra hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Teklif almadım, aldım tabii ki. Birlikte çalışma teklifi aldım. Siyasete girme teklifi aldım. Birçok defa işte il başkanlıkları olsun, parti meclisi üyelikleri olsun, başka şeyler. Siyasete girer misin teklifleri aldım ama hep sivil alanda kalmayı tercih ettim. Ama bir yere kadar geliyorsunuz. Bir yerden sonra diyorsunuz ki sivil alanda bir şey değiştirme şansına sahip değilim çok fazla güçlü. Siyasette olmak gerekiyor. Bu dönem için aslında böyle düşündüm. Çevremdeki arkadaşların telkini, Yeşil Sol Parti yetkililerinin de bu konudaki talepleri aslında yer almamın iyi olacağını önermeleri ve söylemeleri üzerine de başvurdum. Bu hayatta öğrendiklerimi, yaşadıklarımı, deneyimlediğim şeyleri bunu siyasete taşımak ve bu hafızayı sonraki kuşaklara da aktarmak. Yani siyasal olarak da bu bir hafıza oluşturmak. Çünkü Kürtler açısından legal siyasette sürekli parti kapatma ve işte dediğiniz gibi o sürgünler, hapisler vesaire. Yani o politik aktörlerin önemli kısmının, kadroların önemli bir kısmının sürekli biçimde tırpanlanmasıyla bir siyasal alanda bir hafızanın önünde, hafızanın oluşmasının önü alındı. O açıdan belki bu bütünle tanıklık etmiş, bu süreçleri yaşamış biri olarak bu süreçlere ilişkin siyasete de bir katkı sunabileceğime inandım. Onun için buradayım. Sanırım Diyarbakır Lisesi'nin en şanslısı benim. Öyle düşündüm de öyle. İkinci gününde çıkarken, köylere vesaire dolaşırken her gittiğim yerde mutlaka bir şekilde bir tanınırlık var. O iki şöyle. Bir kolaylık sağlıyor. Yani insanın size ilgisi, kişisel olarak ilgisi bir kolaylık sağlıyor. Ama ikincisi bir yük de yüklüyor. Çünkü insanlar son derece güven duyuyorlar. Diyorlar ki bu güvenle bizi temsil edeceksiniz diye. Bu yükünüz ağırlaştırıyor, sorununuz ağırlaştırıyor. İkisi bir arada oluyor. Ama diğeri 2016 yılından sonra, yani 2015 ama asıl 2016 yılından sonra müthiş bir suskunluk dönemi yaşadık işte. Belediyelere el konulması, belediye başkanının tutuklanması, kayımlar süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiği tek adam rejimi, kuvvetler aralığının tamamen artık işlevsiz hale getirmesi, yargının bir o işte yürütmenin o tek adam rejiminin bir önemli aparatı, tehdit aracı haline dönüşmesi, bunların bütününü
gözlediğinizde aslında toplumun önemli bir kısmının suskunlaşırılığını görürsünüz. Herkes bunu. Toplumun artık hareket etmeyeceği, tepki vermeyeceği anlamda yorumluyor. Ama biz sahada çalıştıkça, dokundukça insanlarımızın öfkeyi biriktirdikleri ve bu öfkeyi seçim günü sandığa yansıtmaya hazır olduklarını, bunu beklediklerini gözlemledik açıkçası. Çok sürpriz, beklenmeyen bir sonuç da Diyarbakır, yani Diyarbakır özelinde söylüyorum ama inanıyorum ki bütün kentlerimizde de benzer sonuçlar çıkacak. Yani 7 Haziran gibi benzer bir sonucu sağlamak mümkün olacak diye düşünüyorum.